Yine şarkı söylüyoruz. Konser verdiriyormuşuz sorularda sana. Biliyorum herkes tektir hayat gibi bazen o... Sen bırak tutunmayı dünya. Ki yalnızım tam ortasında dünya bin bir yalanla. Hiç aşk acısı çektin mi sizce? Yani öyle aşkımdan öldüm mü? Ölmüşümdür de bir ara. Nasıl söz? Çok iyi. Bunu yaz. Başta sarıldıktan sonra ona ilk hayalim gördüğüm anda sarılacağım burada. Ben ama şimdi bunları zarar hakkında burayı direkt kesebiliyor muyum? Gerçekten kamyonun arkasına dönüyor. Gerçekten. Ne yapıyorsun? Hepsini de cevapladım. Bir tane cevaplamadım sadece ama onu siz görmediniz acaba. Neyi cevaplamadım? Onu kurguda koyuyorlarmış hele ya. Neyi patladı. Bir başkadan herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Berkay Altınyay. Hoş geldin. Hoş buldum. Önümde senin dinleyenlerinden ve sevenlerinden soruları derledik, getirdik. Ve hepsine cevap vermeni bekliyoruz. İnşallah. Dilersen direkt çekip başlayabilirsin. Tamam. Umarım okuyabilirim bu arada. Dediğim gibi. Soru 1. Galerinden komik çıktığın bir fotoğrafı göster bize. Böyle mi sorular? Onlar tamam. Ne istediyse. Dur ben o fotoğrafı bulacağım. Ama nasıl bulacağım? Hemen hallediyorum. Buldum. Lanet buldum. Burada pedikür yaptırıyordum. Denemek istedim. Gerçekten gençleştim ve hafifledim yani. Bulutların üstünde yürüyormuşum gibi oldu. Hop. Şu. Burcun ne? Okey bak mesela. Bu terazi burcum. Aslında hangi mesleği istiyordun ve şu an istediğin mesleği mi yapıyorsun? Yani istediğim mesleği yapıyorum şu an. Ama küçükken mesela ralli pilotu olmak istedim. Uçak mühendisi olmak istedim. Uçak mühendisi, uçağa bindikten sonra uçak mühendisi olmaktan vazgeçtim. Çünkü savaş uçağı yapmıyormuşuz. Maceracı bir kişilikten. Benim gözlerim falan çok bozuk olunca böyle bu tarz spor ya da dikkat gerektiren her şeyden bir anda elendim. Devam. Bu kadar hissedilebilen şarkı yazmayı, yapmayı nasıl başarabiliyorsun acaba? Hissederek yaptığın için. Nasıl söz? Çok iyi. Bunu yaz. Telefonunda kayıtlı olan en ünlü kişi kim? Cem Adrian var. Kimler var bize? Cem Adrian var. Mahmut Orhan var globalde. Başka? BG dönümü. Şey sapıkmışım aslında. Hiçbiri hatırlamıyor numarasını ben de. Bir ara Serdar Ortaç vardı. Telefonumu değiştirince kaybettim. O numarasını kendi vermedi ama bir yerden gelmişti falan filan. Hangi klip yönetmenini takdir ediyorsun? Mert Akay mı? Mert Akay'ı tabii ki takdir ediyorum. Ama daha bir şeyi daha çok takdir ediyorum. Bir Gece Vakti. Sallan. Melikun'u Türkiye'de şu an bayağı takdir ediyorum. İlk nasıl keşfedildin? Instagram'da bir mizah sayfasına reklam postu attırdım. İlk işe yaradı. İstanbul'daki prodüktör arkadaşlarımla ben o sayede tanışmıştım. Bildiğin hani böyle mizah sayfasındaki reklamdan beni görüp hani iletişime geçtiler falan filan. Yani tam olarak keşfedilmek gibi değil ama İstanbul'daki prodüktör çevremi bu sayede kazandım diyebilirim. Bilsem nakaratını canlı söyler misin? Şu an söyleyebilir miyim? Bir bilsem ah yalnız zaman ki yalnızım tam ortasında dünya bin bir yalanla dolana dolana da kesiliyor, reverb geliyor, dın 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 dın, sonra instrumental drop. Yazarken sana ilham olan şeyler ne veya kişiler kim? Bunun zaten cevabını vermiştim röportajda. Röportaj izlerseniz bunun cevabını duyabilirsiniz. Yazarken sana olan ilham olan şeyler gerçekten hiç belli olmuyor bu. Genellikle bir durum üzerine ya da gördüğüm bir durum üzerine kafamın içinden yaptığım bir yorumdan kaynaklı. Örnek veriyorum. Hani bir olay oluyor ve hani içimden diyorum ki ben ne anladım bu işten ve o bir şey oluyor. Sanki hevesim hiç kırılmamış gibi. Olmazlar inat gibi. Hepsi aslında var olan bir duruma ya da bir hikayeye bir yorumdan doğuyor diyebilirim. Bizim için rengarenk acılar söyler misin? Tabii ki söylerim. Yine şarkı söylüyoruz. Şimdi şunlardan muhtemelen hiç olmazlar inat falan gibi. Konser verdiriyormuşuz sorularda sana.
Biliyorum herkes tektir hayat gibi, bazen o rengarengi hayat. Önce yağmur, sonra güneş, sonra bize de gökkuşakları saydım ben kaç günün o batımı, bana yara gelir ay gibi gece. Ben sana deli her şeyi silemedim, üstü tek renkten bir gökkuşağı gibi. Bir anda gülmemiş biraz benim gibi. Dışarıda tüm bütün evren, gerekse biraz direnmen. İçinde gökyüzü var, bense yarından beter. Sonra sen bırak tutunmayı, dünya bizi sarmalar. Deyim yerinde, en içinde rengarenk acılar. Evet. Şimdi en sevdiğin şarkın, böyle bir şey yok. Yani gerçekten şey gibi oluyor böyle. Klişe ama hepsi benim çocuklarım. Hepsi benim bebeklerim. Aynen öyle. Hayatım boyunca en utanç duyduğu an. Bilmiyorum ya bundan. Tabii ki utanç duyduğum anlar vardır ama en utanç duyduğum an yoktur. Çok utanılacak şeyler yapmam arkadaşlar. Siz de yapmayın. Birinde en haz etmediğin huy, içten pazarlılık, arkadan konuşmak, haset, yalan söylenmesi, yalancılık. Videoyu bir kamyon arkası sözle kapatacakmışız gibi. Aynen, oraya gidiyoruz yani. Nasıl ama ben de oradan oraya değişim falan. Devam ediyorum. 4 tane söyledim. Bir tane istiyordu. Dizilerde şarkıların çaldı. Çaldı çalmasını ama sen o dizileri hiç izledin mi? Sana nasıl hissettirdi? Yalan olmasın. Gerçekten. İzlemedim. Sahneleri izledim. Ben mesela daha kavuşulan bir anda olduğunu görmeyi isterdim. Orada şey var. Kız istemiyor falan gibi bir şey vardı. Deniz'in içinde bir şeyler. Ama bu kavuşma anı olmalıydı. Yani beklenen bir kavuşmada görmeyi çok isterdim. O sahne bir kavuşma gibi değildi. Önün arkasını bilmediğim için belki öyledir ama bir kavuşma anında görmeyi daha çok isterdim. Senin için seveceğin insanda olmasını istediğin kriter veya özellik var mı? Yalansızlık. Şey sorunun tersi cevaplar. Ya tabii ki zeki bir insan olması gerekiyor. Bu genel olması gereken bir şey bence zaten de. Sadakat diyebilirim ve samimiyet ve sadakat bence her şeyi çözebilecek bir şey. Peki sadakat dediğin için soruyorum. Daha önce aldatıldın mı? Rastlamadım. Yani fiziksel olarak bir aldatılmaya böyle rastlamam ama kesin aldatılmışımdır. Yani duygusal olarak falan kesin aldatılmışımdır. Umurumda da değil. Herkes kalbimde... Herkes yaşattığını unutmayın ki sana... Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Benim unutmam 2 dakika. 2 dakikadan sonra ghosting'e devam abi. Yok gerçekten. Aldatılmışımdır bu arada. İnsanlardan bir şey diyemem. Olabilir. Gönül işi. Ayıp ama. Madem yani falan. Öyle. Hiç aşk acısı çektim mi sizce? Yani tabii ki çektim yani. Öyle aşkımdan öldüm mü? Ölmüşümdür de bir ara. Önceleri. Yani çektim. Abartmaya gerek yok. Azımsamaya da gerek yok. Tabii ki çektim. Yoksa bu şarkılar nasıl çıkıyor? Derken şarkıların tamamının aşk acısıyla alakası yok. Belki ben içsel bir mevzudan bahsediyorum ama o aşk gibi oluyor. Belki yaralana bir aşktan bahsediyorum. Ben ama şimdi bunları söylemek burayı direkt kesebiliyor muyum? Gerçekten kamyon arkasına dönüyor. Gerçekten ne yapıyor? Buralar koyuyorsun, samimi duruyor. Türkiye'den ve yurt dışında kimlerle çalışmak isterdin? Beraber şarkı söylemek istediğin biri var mı? Var, kafamda. Yeni bir proje. Weekend adıyla şarkı yapmayı bırakacağını söyledi. Able falan filan belki o şekilde yapar. Allah'ım inşallah düet verir. Bence çok güzel bir şeyler ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Aranjör olarak tabii ki mesela yine Weekend aranjörü Lencele'yle çalışmayı çok isterdim. Genellikle yaptığım şarkılar elektronik olmasa da daha elektronik soundlar kullanıyoruz ama daha böyle canlı enstrümanların olacağı vesaire. Hani İskender Paydaş, Ozan Çolakoğlu gibi isimlerle çalışmayı çok isterdim. Sezen Aksu ile oturup başta sarıldıktan sonra ona ilk hayalim gördüğüm anda sarılacağım bu arada. Sezen Aksu çok hastasıyım yani. Çok seviyorum. Hani böyle şey gibi. Sezen Aksu benim halammış gibi falan yani. Öyle hissediyorum. Onunla mesela bir şeyler yazmayı çok isterdim. Ne haddimeyse ama ben çok isterdim yani.
Beraber şarkı söylemek istediğim biri söyledim. Böyle. Son soru. Hepsini de cevapladım. Bir tane cevaplamadım sadece ama onu siz görmediniz acaba. Neyi cevaplamadım? Onu kurguda koyuyorlarmış hele ya. Neyi patladı. Aslında falan değil. En çok dinlediğin iş grup veya müzisyen. En çok dinlediğim 5 şarkıyı söyleyeyim size. Bir zaten kendim geçtim. Run Run Run, Chinese Man ve XI düeti. Everybody Run 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 falan gibi bir şarkı. Sonra Return of the Tires. Yok pardon, Tires değil. Return of the Tres. Bad Bunny, Mi Porta Bonito. Fairy Dust, Puri ve Cinç'ten. Ön Boss ve Serak'tan Move Your Body. Flatline, Flow'dan. Lana Lubani'den Salt. Sonra Bad Bunny, Riles diye gidiyor. Evet, tüm soruları cevapladığın için çok teşekkür ederim öncelikle. O halde bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.